Harika bir konuğum var. Türkiye'de, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük rap starlarından biriyle, Ceza ile, Bilgin'le birlikteyiz. Ceza'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Bilgin mi desem, Ceza mı desem, hangisi hoşuna gidiyor? Ya da bir gıcık oluyor musun Bilgin deyince? Yok, ikisi de olur. İkisi de olur, tamam. Artık o zaman içimden geldiği gibi devam edeceğim. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Çok çalışıyorsun. Özellikle bu sene birazcık evet yoğun geçti. İşte Saygı bir projesi oldu. Yeni albüm yaptım, yeni EP yaptım. Temmuz'da single çıktı değil evet, mi şey? Temmuz'da çıktı. Yatay Zeka. Yatay Zeka. Onun haricinde işte turne oldu. Ve düet çalışmaları oldu. Sürekli yani müzikle iç içeydik. Peki. Seni herkes çok iyi tanıyor biliyorum ama bir iki şey söylemek isterim başlamadan evvel. Ülkemizde rap müziğin gelişmesinde çok büyük bir katkısı olan bir sanatçıyla birlikteyiz. Öncü bir isim. Yazdığı etkili sözler, kendisi, duyarlı kişiliği ve toplumsal olaylara kayıtsız kalmayıp her zaman fikrini lisanı münasiple yani uygun bir dille açıklamayı şiar edinmiş bir arkadaşımız. Bu nedenle de kendisine çok saygı duyuyoruz, gurur da duyuyoruz kendisiyle. Mad Cezir, Meclis Ala, Ben Ağlamazken, Panorama, Harem, Acı Biber, Fark Var, Feyzal, Suspus gibi efsane parçaları saymakla bitmez. Son olarak kendisi geçtiğimiz Temmuz ayında az önce de söylediğim gibi Yatay Zeka adlı albümü çıkardı. 76 doğumlusun. Aralık 76, 31 Aralık 76. Yılbaşı gecesi. Yılbaşı gecesi. Aynen. Ne yılbaşı olmuştur be aile için. Aynen. Anlatıyorlar mı bir şeyler sana bu konuda? Evet, anlatırlardı. Mesela annemin biraz daha sabredersen 12 geçtikten sonra eğer doğursa belli bir altın mı hediye ediyorlarmış galiba Zeynep Kemal Hastanesi'nde. Tabii ki kadın sancılar içerisinde. Bir iki saat bekleyememiş. Onun evladını kucağına almak için yanıp tutuşan bir anneyi altınla kimse kandıramaz bence. Sen müziğini yaparken hiç bedel ödedin mi? Sanat sizi biraz daha ailenizden uzak tutuyor birçok anlamda. Ölüm kelimesi sana ne ifade ediyor? Anneme diye bir parça vardı rap star albümünde. Onu kaybettiğim sene yapmıştım o zaman. Çok zor okumuştum zaten hatta o gün. Sen yalnız birisi misin? Birazcık açıkçası öyleyim yani. Ama yalnızlık kalmak da istiyorum yandan biraz. Sanki dışım değil de içim yaşlanmış gibi. Yazdığın sözlerle ceza verdiğini mi düşünüyorsun? Sevdiklerim de aslında hani iyiliğin karşı cezası iyilik, kötülüğün cezası kötülük. Ya duyarlı olmak için biraz empati lazım. Empati çok az insanlarda mesela yani gerçekten bizim toplumumuzda özellikle. Tamam dersen birinci hikayenin sorularıyla başlayayım. Tamam. Şimdi sen bir ozansın. Yazdığın sözleri müziğe oturtuyorsun. Şiiri nasıl tanımlıyorsun? Yani şair olmak yetenek mi gerektirir yoksa farkındalık mı, gözlem mi yoksa bunların hepsi mi? Ya açıkçası birçok yön gerekiyor yani şiir yazabilmek için. Bir dil merakı galiba değil mi? Evet bence dilinizin yani kullandığınız dilin ve geniş çapta diğer dillerin de biraz hakim olmanız da çok önemli tabii başka ki. Başka dillerin de. Yani bizim dilimizde mesela Arapça ve Farsça terimler çok vardı mesela eski Osmanlıca, eski Türkçe'de. Özellikle o şiirler ve o zaman da yazılmış olan edebiyat her zaman daha güçlü olduğu da literatürde de bilinir yani. Eğer öyle güçlü şeyler yazabilmek için eski ve yeni dile hakim olmanız gerekiyor lazım bence. O yüzden ne kadar çok şey bilirseniz kendi dilinizin eskisi ve yenisiyle ilgili bence o kadar güçlü şeyler yazarsınız. Şiirin de boyutu tabii ki insanların okuduğu zaman anlam ve duygusal anlamda etkilenmesi ya da kendisi de eşlik edip okurken kafiye ve teknik olarak etkilenmesi. İki şekilde yani göze mi hitap edecek yani kulağa mı hitap edecek yoksa gönle mi hitap edecek şiir yani birkaç şekilde ele alınabilir. Hatta akla da değil mi? Aynen. Peki başka diller var mı sende Türkçe dışında? Yani çok hakim değilim. Çok az mesela yani daha doğrusu biraz İngilizce, biraz Almanca. Çok az böyle Fransızca biraz yakalayabildiğim kadar böyle şeyler. Alışverişim yapıp sokakta kalmayacak kadar, evet. Yiyip içecek kadar. Tamamdır yani zaten. Onlar o kadar Türkçe bilmiyorlar. Hala meraklı mısın okumaya? Yani okumaya zaten çok odaklanmamdan dolayı birazcık sorun yaşadığım için daha kolay okuyabildiğim şeylere ve daha kolay öğrenebileceğim şekilde artık izliyorum. Okumakla seyretmek artık çok farklı olmamaya başladı şu dönemde. Çünkü öğretici şeyleri izleyerek daha kolay öğrendiğimi fark ettim mesela. Sosyal mecraları mı kastediyorsun? Oradaki sosyal küçük mecraların, kesikler, şunlar bunlar falan. Evet mesela tarih, şeyler, felsefe ya da bunlarla bilimle ilgili olan programları mesela seyrettiğim zaman okuldaki öğrendiğimden ona göre daha kolay anlaşılabilir ve zevkli oluyor yani. Anladım. Yani şeyi kastetmiyorsun, TikTok'ları, Reels'leri falan kastetmiyorsun. Yok. Uzun YouTube şeyleri, evet, bilgilendiren şeyler falan. Evet, doğru. Buna ben de katılıyorum ve ben de çok
takılıyorum o işlere. Peki şairlik yetenek gerektiren bir şey mi? Bence biraz öyle. Hep duygu da gerektiriyor aslında yani. Duygusal bir insan ya da farkındalıklık, hatta empati de, başkasının yerine kendinizi koyabilmeniz, onun insanların adına düşünebilmeniz. Birçok duyguyu tanımanız gerekiyor diye düşünüyorum bence. Sanatın her anlamında zaten böyle ki şiir de sanattır zaten. O yüzden bence mecbur. Peki bedel ödemek konusunda ne düşünüyorsun? Bedel ödemek nedir mesela? Sen müziğini yaparken hiç bedel ödedin mi? Yani açıkçası maddi bedeller ödedim. Bir de zamanla ilgili en paha biçimimiz olan şey zamanımı birazcık. Ailemden uzak kalmak biraz ve onların kaybında yaşadığım acı daha farklı oldu tabii ki yani müziğim yüzünden. Çünkü sanat sizi biraz daha ailenizden uzak tutuyor birçok anlamda. Yeterince vakit geçiremedim onlarla diye mi hayatta? Evet yani birçok insan da zaten hayatında büyük kayıplarını, annesini babasını kaybeden insan. Birçok arkadaşım da zaten dertleştiğim zaman aynı şeyi soruyorum. Mesela bununla ilgili biraz sevdiklerinize daha uzak, yabancı kalabiliyorsunuz mesela sanatın, müziğini yaptığınız işin. Böyle bir etkisi olabiliyor mesela. Bir de insan kaybetmeden önce bunları çok düşünmüyor değil mi? Kaybettikten evet, sonra vay ben niye bu kadar vaktimi onlardan uzak geçirdim. Hiç olmazsa bir kısmını daha birlikte geçirebilirdik diye düşünüyor galiba değil mi? Aynen öyle. Zaten aldığım en büyük telkinler de yani sen ne kadar zaman geçirseydin hep aynı şeyi düşüneceksin. Doyamayacaksın. Evet hep aynı şey oluyor. Evet hiçbir zaman yatmaz. Peki fedakarlık nedir sence? Fedakarlığın sınırı var mıdır? Bir sınırı olmalı mıdır? Fedakarlık bazı şeylerden vazgeçmek yani gerçekten insanın elinde olan ya da amacı olan bir şeyleri kolay kolay vazgeçmesi çok zor olabiliyor mesela. İşte fedakarlık bence budur. İnandığı şeyler uğruna mı? Neden yani fedakarlık? İnandığı şeyler uğruna ya da sevdiği birileri ya da bir şeyler uğruna olabilir. Evet. Bir sınırı var mıdır? Bence insanoğlunun acımasızlığını da düşününce yok gibi. Fedakarlığın da mı sınırı yoktur? Evet yani birisine... Bir denge mi yani o? Yani... Bence denge de değil aslında. Çünkü dengeye bozacak çok şeyler de yapılabiliyor. Yani birinin gönlünü kazanmak için, etkilemek için yapabileceğiniz fedakarlıklar, bir başka birinin canını yakıp da öyle bir şeyler de olabilir mesela. Yani en basit örnekle. Birini mutlu eden şey öbürünü mutsuz mu eder? Evet. Hayat yani fedakarlıklarda bir bedel oluyor sonuçta yani. Ya kendinizden ya da başkasından. Evet. Ne kadar hızlı hızlı ve tatlı cevap veriyorsun ya. Harika bir konu. Sorular da güzel. Peki... Ölüm kelimesi sana ne ifade ediyor? Biraz aslında ipucu verdin ama sen hiç ölüme yaklaştın mı? Açıkçası en çok hissettiğim gerçek anlamda 2020'nin başında Covid başlamıştı. Daha haberlerde seyrediyorduk ama ben domuz gribi teşhisiyle evden hastaneye götürülmüştüm o zaman. O dönem yaşadım o 40 derece ateş, gördüğüm halüsinasyonlar, öbür dünya. Ama annem... Covid değil domuz gribi için. Domuz gribiden de ama sonradan doktorum... Covid olduğunu söyledi. Çünkü daha ilan edilmemiş ve tespit edilemiyordu. O çok o dönem yaşadığım gerçekten hiç yani birkaç kere düşerken, kaza geçerken hani araçta da kaza yaşadığım oldu ama o anda hissettiklerimi ölüm korkusu zannederken o yaşadığım biraz daha bana meğer farklı bir şey hissettirdi evet ya. Peki güzel. Biraz böyle hikayemizin içine şey atmış olduk, olta atmış olduk. Bu ahiret sorularının sebebini yerine geçeceğin insanın hikayesini dinlerken anlayacaksın neden bu soruları sorduğunu.